Pazar Web TV'de merhabalar değerli izleyicilerimiz. Güzel bir gün ve tabii ki Pazar Sporumuzun yanındayız. Önemli bir gün olacak inşallah bu pazar günü. Evet, şu anda görüntüleri görüyorsunuz. Takımımız idmanlara başladı. Hemen hocamıza yönelirim ve evet, artık herhalde hocam merhabalar. Merhaba. Herhalde pazarda son idmanımız. Tüm gelişmeleri alabilir miyiz? Ne yapacak takımın gidişi, kalışı ve tabii ki sakatlıklar, cezalılar. Hocam siz sözler. Son çalışmamızı bugün yapıyoruz. Yarın 11'de İstanbul'a yola çıkacağız. Oradan karayoluyla Sapanca'ya gideceğiz. Pazar günü dediğiniz gibi kritik maç oynayacağız. Ama geçen haftaki aldığımız 3 puanın devamını getirmek istiyoruz. Yani bunun bir yeterli olmadığını ve bir rahatlama gibi, bir gevşeme gibi bir saçmalık içinde düşmeden disiplinli bir şekilde bu ligin kalan 6 haftasını en iyi şekilde bitirmemiz gerektiğinin farkındayız. O nedenle çalışmalarımız aynı doğrultuda, aynı disiplin içinde devam ediyoruz. Sporcu kadromuzda biliyorsunuz zaten kaptanımız Aykut'la Emre Kalkan'ın sakatlıkları devam ediyor. Onlar yine aramızda değildir. Keşke olsalar tabii ama evet. Maalesef 2-3 hafta yok onlar. Diğer arkadaşlar ufak bir sakatlıklar var ama dün itibariyle çalışmalara başladılar. Yolumuza devam edeceğiz. Umarım iyi bir deplasman olur, iyi bir sonuçta da döneriz diye düşünüyorum. Taraftara biliyorsun İstanbul bölgesinde biz kolay kolay maç kaybetmedik hocam. Bayağı da İstanbul, Ankara yakın bölgelerden geliyorlar. Var mı buradan bir şeyimiz? Rize nüfusu Türkiye'nin her tarafında seyircimiz olur. Bu pazar içinde geçerli. Orada bütün Rize'li dostlar, kardeşlerimiz büyük ihtimalle maça geleceklerdir. Sapanca, yani Sakarya'ya çok yakın bir yer. Anladığım yani Sakarya'daki Rize'li arkadaşlarım var. Sakarya'da takımların destekliğini düşünüyorum. Bu anlamda biz yaşamayacağız. Ben taraftarımızın yanımızda olacağını düşünüyorum ve onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Evet, hatta bana ulaşıyorlar, diyorlar ki işte İstanbul'dan otobüs kalkar mı veya işte biz paramızı versek de otobüs dursalar. Başka da söyledik, bilmiyorum aslında güzel bir... Yapılabilir. Organizasyonla bizim kimliğimiz bırakın Türkiye, dünyanın her tarafında vardır. O nedenle bizim seyirci anlamında bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum ama önemli olan tabii ki organizasyon. Örgütlenmek çok önemli. Ama olmasa dahil taraftarlarımız kendileri de olsa masa destek vermeye geleceklerdir. Orada da bizim için önemli bir katkı olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben değerli teşekkür izleyicilerimiz, evet hocamızın artık son bilgilerini aldık. Artık son sözü topçularımız sahada söyleyecek. Birkaç görüntü verdikten sonra maça kalkacağız. Gördüğünüz gibi şu an itibarıyla evet, 5'e 2 tabir edilen paslaşmayı yapıyorlar. Allah'ın izniyle de puan ve puanlar için gidecekler. Buna da çok ihtiyacımız var. Artık takım Taşkın Hoca'dan sonra hiç yenilmedi. Yenilmezlik unvanında da devam ediyor. 3 beraberlik ve bir de galibiyetimiz var. Bu seriyi de devam ettirmek istiyor en azından. Tabii ki rakip de çok sıkıntılı bir rakip. Evet, ligin sonuna demir atmış bir rakip. Onların da puana ihtiyacı var. Kolay geçmeyeceğini tahmin ediyoruz. Ama inşallah gençlerimiz puan ve puanla döneceklerine inanıyoruz. Evet, buradan yapmış olduğumuz yayın burada sona eriyor. Eğer imkanlar varsa bizler gerekli açıklamalar yapıp siz pazar sevdalıları da Pazar Spor'un maçını sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Bir aksilik olmazsa dediğimiz gibi son bilgileri bizleri takip edin. Evet, lütfi.kobal Facebook adresimiz, aynı zamanda sitemiz evet, gündempazar.net gündempazar.net ya da sitemizi takip ederek evet, son bilgileri alabilirsiniz. Buradan yapmış olduğumuz yayın burada sona eriyor. Hoşça kalın.